Ne diyorsunuz oğlum ya? Bazen öyle espri yapmaya çalışıyorsunuz komik olmuyor amına koyayım ya. Google.com virüsü seni de etkiledi mi? Google.com. İlk bakışta Google.com ile birebir duruyor. Ben okay. mesela bundan virüslenmedim ama ben şundan virüslendim. Steam var ya. Adam şöyle yazıyor şöyle bak. Nasıl gösterebilirim? Burada küçük gözükür. Bak bak adam bana şöyle bir link atmıştı ta kaç yıl önce Steam'de şey bile yoktu Koruması bile yoktu yani o telefonla telefonla girdiğin Steam Community Şöyle yapmış tamam mı Steam Community yerine Community yapmış Küçük olunca belli olmuyordu amına koyayım Steam Steam com, Community Şöyleydi ben de bunu görmeyip bir tıkladım Daaaak bıçağım bıçağım gittiydi Çocukluk işte aralarında ufak bir farklılık var. Bu küçücük farklılık bilgisayarınıza ciddi hasarlar verebilir derecede. Peki ama o zaman Steam Guard, mi, Steam Guard hiçbir şey yoktu. Bu internet sitesi hakkında ne biliyoruz ve bu site kurbanlarına tam olarak ne yaptı? Ayrıca bu video 25.000 bin ulaştıktan sonra bir oyun devinin kandırılmanıza nasıl müsaade ettiğine Ulaşmış. dair bir video yayınlayacağım. Şimdi Google virüsüne dönelim. Google. Bu zararlı site 14 Şubat 1998 yılında kayıt edilmiş durumda. Web sitesi 6 yıl boyunca... Google kaç, kaç yılında açıldı la Google? Google kaç yılında kuruldu? 4 Eylül 1998. 4 Eylül 1998. Bir ara hatta bir de bir şey diyeceğim. Bir ara Google'la Yahoo mu? Onlar bir kafa kafaya geliyordu. Sonra bir arada bir de Fener Fener bahçenin şeyi bile çıktı. Yahoo mu? Yahoo'ydu herhalde ya. Yandex miydi? Yahoo muydu? Yandex miydi? Yandex'ti herhalde ya. boştaydı. İlk olarak 2004 yılında zararlı olduğu söyleniyor. Fakat 2006'dan öncesine ait hiçbir kaydı bulunmuyor. Eğer ünlü internet arşivine yani Wayback Machine'e bakacak olursanız onunla alakalı hiçbir kayıt bulamayacaksınız. Çünkü ne Wayback Machine ne benzeri Google adındaki bu siteye ulaşmanızı istemiyor. Yani Google.com ile aralarında sadece 5 aylık bir fark var. Bu zararlı siteye son... Şimdi ben bu siteye girsem hackleniyor mu? Okumuyor. Bu site Type of Squatting dediğimiz bir dolandırıcılık yöntemini kullanıyor. Örnek vermek gerekirse bu video tam olarak bir örnek. Google.com yerine Google.com yazmak Google. gibi. Böylelikle siz iki site arasındaki farkı anlamadan virüsü yemiş oluyorsunuz. Google.com'da tam olarak Google.com'a ulaşmak isteyen kullanıcıları hedefliyor. Bu sitenin domaini 1998 yılında alınsa dahi 2004 yılına kadar aktif olmuyor. İlk zamanlarında zarar verici bir yazılımı olduğu da kanıtlanmış değil. İşin ilginç kısmı ise 2004 yılında Google halka açılıyor ve ya yavaş yavaş en çok bilinen arama motoru oluyor. Google.com'un domain aldığı tarih ise 15 Eylül 1997 yılına uzanıyor. Ha, evet, 97'de almışlar. 5 aylık bir aralık. Ve Google.com 1998 yılının Eylül ayına kadar duyurulmuyor bile. Yani prototipinin geliştirildiği dönemlerde domain alındıktan bir yıl sonra duyuruluyor. Tabi o zamanlar ünlü arama... Bak size diyordum yahu diye yanında bana yahoo ya. Yahuydı ya ya. Motorları da vardı. Google adını duyuramamışken belki başarılı dahi olamayacakken biri Google.com'u nasıl düşündü? Dikkatimizi verdiğimizde Google dizilimi zaten başlı başına bir kelime. Tüm yani var biliyorum. Sözlükte zaten var. Bu da iki domainin tesadüfen benzer tarihlerde alınmış olabileceğine dair bir işaret. Google.com belki her zaman virüs içeren bir siteydi ve Google'ın başarısıyla alakası yoktu. Sadece tesadüf. Tesadüf değildir be. Fen bulundu. Adal'ın selam var. Aleyküm selam. Siz de selam söyleyin kardeşim. Peki Google.com kurbanlarına tam olarak nasıl zarar verdi? Şimdi bir şey nasıl zarar verdi? Muhtemelen oraya girince bir şey tıklayınca bir şey indirtiyordur ama Direkt siteye girince hacklenmiyorsundur ya gireceğim bak Bu siteye girdiğiniz zaman size sormadan belirli dosyalar indirmeye başlıyor Allah Allah girme 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 Böylelikle bilgisayarınız etkileniyor. Normal şartlarda günümüzde böyle bir şeyin olması mümkün değil. Fakat 2004-2006 yılları arasında işler çok farklıydı. O zamanlar internet siteleri için bu tarz indirme korumaların yoktu. İndirmek isteyip istemediğinizi soran kutucuklar da yoktu. İlk olarak Windows Vista ile geldi ki bu işletim sistemi 2006 yılında piyasaya çıktı. Gilemezsin 2006 öncesi yani. ufak bir değişiklik size felaketle sonuçlandırıyordu. Bu Aleyküm site ederim. farklı türden... Yazılımları bir anda bilgisayarınıza yüklüyordu ve yetişkinlere yönelik pencereler açıp dikkat dağıtıyordu. Böylelikle eee, siz siteyi indirirken atıyor. site zaman kazanıyordu. İşin burada sonlandığını düşünüyorsanız işte orada yanılıyorsunuz. O zamanlarda WMF açığı vardı. Yani Windows Meta File açığı. Siz ne zaman bir WMF dosyası indirirseniz dosyanın içindeki kodlar çalışıp size bir görüntü oluşturuyordu. Belli şekilleri oluşturup size görsel veriyordu. Özellikle bu işlemde kullanılan DGDI32.dll adını verdiğimiz dll dosyasının da bir açığı vardı. Bu açıkla beraber Windows üzerinde istediğiniz komutu çalıştırabiliyordunuz. Oo, o zaman bildiğin sızıyor baba bilgisayarın adam. istediği şeyi yapar bu saatten sonra. Zamanında Minecraft sayesinde herhangi bir Java kodunu çalıştırıp bilgisayarınızı ele geçirebilen açık gibi bir açık vardı. Bu açıktan yıllar yıllar öncesinde ise Ahan'da bu WM F açığı vardı. Tek farkı bu fotoğraf dosyalarıyla kullanılabilen bir açıktı. Hani az önce açılan pencereler var demiştim ya. O pencerelerde bu fotoğraf dosyalarını içeriyordu. Eğer yanlışlıkla çarpıya tıklamak yerine fotoğrafa tıklarsanız Spy adı verilen bir antivirüs programı indiriyordunuz. Tabi bu sadece görünüşte antivirüs görünüşte. gibi gözüken bir program. Bilgisayarınızda birçok virüsün olduğunu söylüyor ve temizlemeniz adına size bir Halbuki buton indiriyor, veriyor. Değil mi? Eğer bu butona tıklarsanız Windows çalıştırma izni gerekiyor. Tabi virüslerden tamamen kurtulmak adına düşünmeden bilgisayarda çalıştırmayı onaylıyorsunuz ve bilgisayarınız da tamamen virüsün kontrolüne geçiyor. Bu virüs tüm bilgisayar ayarlarınızı değiştiriyor. İnternet bağlantınızı kesiyor. Spy şerifi silmek isterseniz de iş Size para 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 gönder diyor. 5, do 5 dolar, 10 dolar. Demiyor. Tekrar tekrar silsiniz dahi kendisini tekrar Eyvallah, tekrar Eyvallah Yusuf hoş geldin. En sonunda bilgisayarınız mavi ekran veriyor ve bir daha açılmıyor. Ha, o da yok. Fakat bu açık 2006 yılında çıkan Vista işletim sisteminden öncesi içinde. Vista ile WMF açığı kapatıldı. Böylelikle bu senin işlevi de gelen her güncelleme ile düştü. Tabi o yıllarda Google.com Google'ın şöhretine kara bulutları çekiyordu. Bu yüzden de Google bu duruma Satı bir son almıştır. vermek istedi. Ardından Google bu sahte görünen kendisine katmak ve tamamen ortadan kaldırmak için iyi bir para vermiştir. Kaç milyon dolar? Söyleyin bakayım. 20 milyon dolar diyorum. 20 milyon dolar Johnny izle. Ya ne birine ikisi iki onlar için çıtır para. 20 milyon dolar vardır izle. Ya da avukatlarıyla dükkanını bastı adamların. İşin kolları sıvadı. İşin ilginç kısmı Google bu davayı kazanamadı. 2011 Zanamaz yılında abi, açıklanan verecek. davaya göre Google başlı başına bir kelimeydi. Gözlük anlamı vardı ve Google'ın yanlışlıkla yazılmış hali değildi. Google bu domaini kendine katamadı. Fakat domain sahibi ise katı kısıtlamaları aldı. Bu site zamanla evrimleşti. İlk zamanlarda tekrardan virüs ayıklama programı gibi duruyordu. Sonra bir ankete dönüştü. Bir ara tamamen kayboldu. Sonra tekrardan anket uygulamasına döndü. Bir ara sahte bir Adobe Flash Player'dı ve indirdiğinizde bilgisayarınıza virüs bulaştırıyordu. Nasıl olsa Google'da oynadığınız Flash oyunlar da Flash istiyordu. O yüzden mantıklıydı. Ardından site işlevini yitirdi. Bir ara sadece bir anket sitesi olarak kullanıldı. En sonda politik haberlerin yayınlandığı bir siteye dönüştü de kimisine göre bu google.com olayı tamamen reklam kampanyasıydı. Yok, McAfee ya reklam internette güvenlice gezin sloganlarıyla bir kampanya başlattı. McAfee bende kullanıyordum bir aralar. McAfee bayağı iyi koruyordu ya yanlış değilsem. Çelik hoş geldin. Bir antivirüs programı sayesinde google.com'a dahi zararsız bir şekilde girebiliyordunuz. Hatta bu durumu test eden internet kullanıcılarının videoları da bulunmakta. Hepsi McAfee sayesinde Google.com'a girip virüs yemeden dolaşabiliyordu. İşin garip kısmı ise bütün herkes McAfee'yi överken Vista kullanıyordu. Yani 2006'da çıkan ve WMF açığının gidelildiği açığı. o işletim sistemini kullanıyordu. Bunu zaten Windows güncellemişti, açığı ortadan kaldırmıştı ve McAfee denen bir antivirüs programına dahi ihtiyaç yoktu. İnternetin eski kullanıcıları bu olayı bilse dahi hala McAfee'nin bir reklam kampanyası mıydı yoksa Google'ın şöhretinden yararlanıp insanlara virüs bulaştırmaya çalışan zararlı bir web sitesi miydi bilinmiyor. Aga, boynu çok oynuyordum lan ben. Güzeldi şu Avishan'da antivirüs ne kullanıyorsun Johnny? Antivirüs programına aslında ihtiyacınız yok. Sadece tarama için kullanıyorum arada. Aslında yani burada önemli olan senin bilgisayarını bilinçli kullanman. Her gördüğün şeyi indirmeyeceksin, her gördüğün şeyi kullanmayacaksın yani. O şu anda da bir tane Kaspersky var. Kaspersky'yi arada açıp virüs taraması yapıyorum o kadar. Zaten bir şey indirmiyorum ben yayın falan yaptığım için hiçbir şey indirmiyorum bilgisayarıma. Sadece Steam'den oyun indiriyorum o kadar. Ya buradaki en önemli şey zaten sizin bilinçli davranmanız. İstediğin kadar virüs programın olsun. Sen her şeyi indirirsen o virüsü yersin Johnny. Kendin biraz dikkat edeceksin. Bir de asetto modu. Asetto modu inecek baba. Asetto modu olmadan olur mu ya? Ama benim mesela yayın bilgisayarım da bu bilgisayarım ayrı. Yayın bilgisayarıma hiçbir şey indirmiyorum. Hiçbir şey yani hiçbir şey. Hiçbir şey.